Bu dersimizde 3D Max'teki modifier'ları kullanarak 3D nesneler üzerine modifier'ları uygulamak suretiyle eşya modellemeleri yapacağız. Bu eşya modellerimizden bir tanesi de sandalye. Sahnede görmüş olduğunuz gibi 4 tane farklı tip sandalyemiz var. Bunları tamamen 3D Max ortamındaki modifier'lar uygulanarak oluşturulmuş sandalyeler. Örnek vermek gerekirse buradaki sandalye ayağı için uygulanan modifier'ları görüyoruz. Modifier list'ten. Yine buradaki oturma kısmı için uygulanan modifier'ları görüyoruz. Bunların her birisi farklı formlara, farklı özelliklere sahip ve dolayısıyla her birisine uygulanan modifier'lar farklı. Mesela burada oturma kısmı için FFT Box, Bend modifier'i ve Chamfer Box modelinden nesnesinden hareketle oluşturulmuş. Yine buradaki nesne için de benzer bir şey var. Box'tan oluşturulmuş Bend modifier'i uygulanmış. Yine Wall Select modifier'i uyguladıktan sonra Push modifier'i ile buna kalınlık verilmiş, kabartlık verilmiş. Benzer şeyler hepsinde mevcut. Burada da mesela arkasına, arkalık kısmına Bend modifier'i uyguladıktan sonra Taper'la üzerinde düzenlemeler yapılmış. Şimdi de sandalyemizin arkalık kısmını oluşturalım. Sandalyemizi giydirme bir sandalye olarak düşünelim. Yani buradaki sandalyeye benzer nitelikte, şu sandalye gibi komple arka kısmı giydirilmiş olsun. Tabi bu şu ayağın üstüne direkt monte edilerek yapılmış hali olarak düşünelim veyahut da bu sandalye gibi düşünelim. Giydirme sandalye, oturma kısmında yine döşemeden bu şekilde düşünerek oluşturalım. Sandalyemizin dosyasına geri dönüyoruz ve ardından buraya oturma kısmı için bir tane nesne modelleyeceğiz. Standart perimeterslardan box nesnesiyle oluşturabiliriz ancak bunun yerine extend perimeterslardan chamfer box yani köşeleri pah verilmiş hazır bir nesne kullanmak daha faydalı olacaktır. Chamfer box seçiyorum. Öncelikle şöyle iki noktadan nesneyi oluşturalım. Burayı düz yapalım şimdilik. Tekrar bunu referans alarak şuradaki noktadan başlamak suretiyle nesneyi oluşturacağım. Yani diğer nesnenin yarısını kullanarak oluşturdum. Nedeni ise bu kısımda görmüş olduğunuz gibi 2-3 santimlik farklar vardı. Eğer ben direkt chamfer box oluşturmaya kalksam buradaki ölçülere uyduramayacaktık. Şimdi snap aracımızı kapatalım. Buradaki fazla oluşmuş nesneyi seçip silelim. Ardından orbit aracımla döndürdüm. F3'e bastım. Nesneyi seçelim. Modify'a geçelim. Şimdi nesnenin genişliğini buradan arttırabiliriz. Özellikle şu kısımdan bir miktar öne doğru taşırabiliriz. Buradaki segment sayılarını arttıralım. Bunları mesela önemli. İlerideki faydalarını göreceğiz. 20'şer olarak ayarlıyorum. Height segment değerini 2 olarak ayarlayalım. File segment değerini ise yine 2 olarak ayarladım. Nesnenin daha düzgün görünmesi için. Bir de arka tarafta bu işlemi gerçekleştireceğiz. Arka tarafta bu işlemi gerçekleştirmek için bu nesneden kopya oluşturuyorum. Sağ tıklayıp clone diyorum. Copy dedik. Ardından bunu taşıyoruz. Şöyle boş bir alana. Bunu arkalık yapacağım az sonra. Bu nesneyi mevcut oturma kısmına hizalayacağım. Bu işlem için align komutunu kullanıyorum. Align butonuna tıkladıktan sonra ilk nesneyi seçiyoruz. Bunu Y aksında maksimum ve minimum değerlerde olacak şekilde ayarlıyoruz. OK diyorum. Daha önce bunlarla ilgili çalışmalar yapmıştık. Bildiğinizi varsayarak bu işlemlere devam ediyoruz. Şimdi nesneyi döndüreceğiz. 90 derece döndürme işlemini yapmadan önce buradaki nesnenin referans koordinat noktasını taşımam gerekiyor. Hiyerarşiden Effect Pivot Only diyorum. Ve buradaki noktayı alıp snap aracında aktif edelim. Buradaki noktaların birisine taşıyalım. Ardından nesneyi seçelim. Artık Effect Pivot'u kapatabiliriz.
Şimdi döndürme işlemi yapacağız. E harfiyle döndürüyorum. Buradaki Angel Snap Toggle'ı aktif ediyorum. Ve bunu şu şekilde 85 derecelik açıyla döndürüyorum. Şimdi tekrar arka tarafa doğru taşıyacağız. Şu şekilde. Biraz da düşey olarak taşıyalım. Şurayı hizalayalım. Ve burada konumlandıralım. Tabii bu nesnenin yüksekliğini ayarlayacağız. Arkalık olduğu için. Buradaki değere bakalım. 53. Burayı 60 olarak ayarlıyorum. Align komutuyla da ayarlayabiliriz veyahut da referans olarak şu şekilde ayarlayabiliriz. 65 yapalım hatta. Biraz daha yukarı. Evet. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra şimdi öncelikle arkalık üzerinde bir işlem yapalım. Bu arkalığımızda bir miktar arka tarafında bükme yapmak istiyoruz diyelim. Bu bükme işlemini bend komutuyla yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi nesneyi seçtikten sonra B harfine basıyorum. Bend. Bend ile belli bir değerlerde görmüş olduğunuz gibi nesneyi bükebilir, döndürebilir. Hatta perspektifte bakalım daha anlaşılabilir olsun. Gördüğünüz üzere Y aksına mesela döndürme yapalım. Görüyorsunuz. X aksına döndürme yapalım. Gördüğünüz üzere belli akslarda döndürme işlemi gerçekleştiriyor. Y aksını seçelim. Y aksından 90 derece dik olacak şekilde döndürme yap diyoruz. Görüyorsunuz. Bu şekilde istediğimiz yöne döndürüyor. Tabii modifier'ların yanında bulunan artı kutucuklarına tıklayarak on alt seçeneklerine erişebiliyorsunuz. Mesela burada gizmo seçeneği var. Gizmo seçeneği ile modifier'ın uygulandığı, yani uygulama noktasının başladığı, nesnenin referans koordinatının olduğu noktayı seçebilirsiniz. Bu aracı W tuşuyla yukarı doğru taşıyabilirsiniz. S harfiyle snap aracını kapatalım. Yine buradaki Angel Snap Toggle'ı da kapatıyorum. Şimdi döndürme işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın. Farklı bir noktadan artık döndürme yapıyor. Veya yine efekt limits vereksi. Daha önce efekt pivot veriyorduk ve benzeri işlemler yapıyorduk. Burada da yine aynı işlemler geçerli. Burada da bu verdiğiniz değer üzerinden döndürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 5 santim verdik. Bakın 5 santimle tam kırılma noktasının olduğu yerde döndürme işlemi gerçekleştiriyor. Şu şekilde. Şu noktadan itibaren gerçekleştirsin. Hatta biraz daha azaltalım. Tabi buradaki segmentlerin sayısı da çok önemli. Segment sayısı ne kadar fazla olursa bu döndürme işlemini eğim verme işlemi daha kolay hale getirebilirsiniz. Chamfer Box'ta buradaki segment sayılarını arttırabiliriz. Bunu arttırdığınızda daha düzgün bir dönme işlemi gerçekleşeceğini göreceksiniz. Gizmo seçeneğini kullanalım. Gizmo seçeneğiyle yan görünüşe geçerek bunu içe doğru taşıyoruz. Peki dönme işlemini arttırıyoruz. Bakın. Yakınlaştırıyoruz. Şu şekilde. Çok fazla döndürmeye gerek yok. Buradaki değeri de arttıralım. Şu şekilde belli bir eğim verelim. Döndürelim. Değeri de azıcık azaltalım. Dönme işlemi düzgün olsun. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bend modifier'inin temel işlevi bu. Yani seçtiğiniz desteğe belli bir kavis vermenizi, belli bir noktada istenilen ölçü ve açıda
kavis vermenizi sağlayan bir modifier. Burada da sandalyemizin arkalığını oluşturduk bu yolla.